Hayvanları nasıl öldürürüzle ilgili bir kanun yapıyoruz şimdi. Uyutarak mı öldürsek, öldükten sonra yaksak mı, gömsek mi, bunları tartışıyoruz. Yahu Türkiye'nin bunca meselesi varken bu kanun niye önümüze geldi? Merak ediyorum ya. Burada bulunan milletvekillerinin önemli bir kısmı köyde, kasabada yetişmiş insanlar. En kıymetli hazineniz, o ahırdaki davarı bile teslim ettiniz. Köpeği nasıl öldürürüz diye onu tartışıyorsunuz. Davarı teslim ettiniz, canınızı teslim ettiniz, şimdi nasıl öldürürüz diye onu tartışıyorsunuz. Vallahi billahi bu azap size yeter. Yemin ediyorum yeter. Köye gittiğinizde köydeki büyükleriniz bile size diyecek ki ya utanmadınız bu köpekleri nasıl öldüreceğiz diye tartışıyorsunuz. Bu memleketin bunca sorunu varken emekli 10.000 lira, 10.000 lira diyorum, dikkat edin özellikle, çünkü 3.6 milyon emekliden sadece 1.8 milyonu 12.500 oluyor. Yarısı 10.000 almaya devam ediyor. Emekliye para yok diyorsunuz. 33 milyar daha para harcayacağız diyorsunuz. Ya bu barınakların kurulması, bir sene içinde maması, aşısı, bakımı derken 176 milyar lira para tutuyor. Siz bu 176 milyar lirayı emekliye verseniz hepsi asgari ücret üzerinden para alır. Ama sebep ne biliyor musunuz? Bu 176 milyar lira üzerinden birilerin cebine para aktarmak. Başka da hiçbir şey değil. Hayvan öldürerek, köpekleri öldürerek yandaşlara para aktarmanın peşindesiniz. Türkiye'nin başka meselesi yok mu? Doğu Akdeniz petrol diye bir meselemiz vardı bizim. Doğu Akdeniz doğal gazı diye bir meselemiz vardı. Doğu Akdeniz'i terk ettik. Kime terk ettik? İsrail'e terk ettik. Birleşik Arap Emirlikleri'ne terk ettik. Filistin'e terk ettik. Yunanistan var o masada, biz yokuz. İsrail'e terk ettiğimiz Doğu Akdeniz petrolünü biz gittik. Abdülhamit Han gemisi vardı orada, petrol araştıran. O gemiyi nereye götürdük biliyor musunuz? İsrail'e terk ettiğimiz o Doğu Akdeniz'den aldık. İsrail'i tehdit ettiğimiz Rize'de petrol aramaya gönderdik. Ne kadar garip değil mi? Ne yaptığımızın hiç farkında mıyız ya? Bu millet bizi yarın yargılayacak. Türkiye'nin bu kadar önemli meseleleri varken, Türkiye'nin bu kadar büyük sorunları varken, Türkiye'nin sığınmacı diye çok önemli demografik yapımızı değiştiren, beka meselesi haline gelen bir meselesi varken biz şu anda Türkiye'de köpekleri nasıl öldürürüzü tartışıyoruz. Ben milletimiz adına utanıyorum. Yemin ediyorum utanıyorum. Vicdanlı olmak bir kere yeterli bu kanunu görüşmemek için. Hiç kanun bilmeye, meclisi devam ettirmeye gerek yok. Vicdanlı olmak yeterli. Vicdanınızı bu kadar kaybettiniz mi arkadaşlar? Gözünüzü seveyim. 22 senedir iktidardasınız. Her şeyi yapmaya muktedir oldunuz. Gele 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 köpekleri nasıl öldürürüz meselesine geldiniz. Bu kadar meseleyi terk ettiniz, geldiniz. Biz Türkiye'yi nasıl kalkındırırız, Türkiye'yi nasıl ileriye götürürüzden çıkarttınız, köpekleri nasıl öldürürüz meselesine geldiniz. Çok başarılıydınız, buradan hep söylüyorum. 2002-2007 arası Türkiye'ye çok ciddi hizmetler etti bu iktidar. 2007'den sonra nazesini kaybetti. Niye kaybetti biliyor musunuz? Parayla tanıştı, o yüzden kaybetti. Parayı tanıdı, o yüzden kaybetti. Paranın esiri oldu. O yüzden bu kadar saçmalığa burada tanıklık ediyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri, komisyonda uzun süreler tartıştık demek isterdim fakat pek de tartışamadık. Biz her madde üzerine konuştuk. İktidar ve ortakları sessiz kaldılar. Sadece teknik itirazlarınızı söyleyin dediler. Teknik sorunlar üzerine de konuştuk. Bu yasanın nasıl uygulanamayacağını anlattık. Maddelerin yürürlüğe girme tarihlerinin bile çelişkili olduğundan bahsettik. Öyle sadece şikayete göre köpeklerin topluca öldürülemeyeceğinden bahsettik. Bu kanunun nasıl çocukların canlarını da korumayacağından bahsettik. Sokak hayvanlarının popülasyonunun nasıl toplu katletmeyle kontrol altına alınamayacağından ve bilimsel verilerden bahsettik. Ve karşımızda büyük bir sessizlik gördük. Başkasının adına utanmak diye bir söz var. Kanuna imza atan milletvekillerinin bir kısmı komisyona hiç gelmediler. Hiç söz almadılar. Bazıları zaten hayvan hakları kanunu sözü veren, daha önceki kanun sebebiyle tüm partilere teşekkür eden milletvekilleriydi. Komisyonda görevli milletvekilleri ise neredeyse hiç konuşmadılar. Bir talimat beklediler. Çünkü o talimat gelene kadar tutanaklara hayvan katili olarak geçmek istemediler. Tarihe böyle bir not düşürsün istemediler, istemediniz. Bazı vatandaşlarımız merak ediyor olabilirler neden ikna olmadılar diye. Çünkü hiç dinlemediler.
Sadece bizim değil, veteriner hekimlerin uyarılarını da dinlemediler. Diğer ülkelerdeki örnekleri de dinlemediler. Sayısal verileri hiç umursamadılar. Sayısal verileri çıkarmaya çalışmadılar. Bu ülkedeki sahipsiz hayvan sayısını bile söyleyemediler. O talimat geldi. İki gündür bambaşka bir hikaye anlatıyorlar. Başta çocuk mu, hayvan mı diye kampanyalar yapanlar bugün hayvanları da katletmeyeceklerini anlatmaya çalışıyorlar. Bu kanunla işin özü şu. Bir, bu kanunla hayvanlar katledilecek. İki, bu kanunla çocuklar da korunmayacak. Üç, bu kanunla muhalefet belediyelerinde cadı avı yapılacak. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin uyarılarına göre kanuni ve tıbbi ifadesi getirildiğinde hayvanları öldürmek veteriner hekimlerin iradesi dışına çıkarılıyor. Ülkemizdeki hayvan sayısı bilinmiyor. Köpek popülasyonunu azaltmak için itlaf yeni bilimsel çalışmalara göre yeterli değil. Yakalanabilen hayvanlar genellikle toplumla uyumlu ve aşılı hayvanlar olacak. Yakalanamayan hayvanlar güçlü, saldırgan, daha fazla kuduzlu, aşısız hayvanlar olacak. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre köpeklerin itlafı kuduz sorununu da çözmüyor. 2019 yılında AKP milletvekillerinin de dahil olduğu bütün partilerden milletvekillerinin ortak çalışmasıyla ortaya çıkan bir rapor var. Bu rapor meclisin nadiren ortaklaşa iyi ve çözüm odaklı çalışmalarından biriydi. Aynı İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi ortaklaşa, uzlaşı içinde ve gururla imzalanan bu rapordan yalnızca birkaç yıl içinde 180 derece geri adım atılıyor. 31 Mart'ın intikamı için can katletmeyi göze alanların bu motivasyonunu anlamak mümkün değil. Ve bu raporda şu ifadeler yer alıyor. Sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınmasında en etkili ve tek yöntem üremenin engellenmesi, bir başka ifadeyle kısırlaştırmadır. Sayın milletvekilleri, ben burada sadece görev olduğu için değil, çözüm olsun diye söz alıyorum. Biz bu ülkede hiçbir hayvan boş yere öldürülmesin, her çocuk güvende olsun diye mücadele ediyoruz. Belediyeler ve merkezi hükümet işbirliği içinde bu sorunu çözsün diye uğraşıyoruz. Siz bu kanunla belediyelerle vatandaşları karşı karşıya getirmeyi amaçlıyorsunuz. 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını hazmedemediğinizi gösteriyorsunuz. Muhalefet milletvekillerine sahipsiz köpekler diyerek hakaret ettiğinizi düşünüyorsunuz. Çocuk istismarına bir kereden bir şey olmaz derken çocukların canlarını toplu cinayetle koruyacağınıza inanmamızı bekliyorsunuz. Köpeklerin dövüle dövüle öldürüldüğü bir ülkede bunları izleyen çocukların nasıl bir mantıkla büyüyeceğini dert eden herhalde sadece biziz. Komisyon görüşmelerinin kapısındaki ekranı bile kaldırarak yasanın gerçekliğini saklayabileceğinizi düşünüyorsunuz. Sayın milletvekilleri, bugün kalkan eller siz ne kadar inkar etseniz de kanlı ellerdir. Bugün belediyeler 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçti diye düşünerek intikam duygusuyla yaklaştığınız o şehirler hepimizin şehirleri. O çocuklar, o hayvanlar hepimizin hakkını savunduğu çocuklar ve hayvanlardır. Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sizin 2019 yılına kadar yaptığınızdan kat be kat fazla kısırlaştırma ve aşılama yaptılar. Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler sorumluluktan kaçtılar. Belediyeler 2019 yılında halen AKP'deyken AKP'li milletvekilleri kendileri bir itirafta bulundular. Barınaklar çok yetersiz, veteriner yok, hayvanlar burada yaşayamaz dediler. Bunun altına imzalarını attılar. Siz bu imzaları atan vekillerinizi tekrar aday göstermediniz. Aday gösterilenler de bu yeni yasanın altına imzalarını atıp ortadan kayboldular ve tek kelime bile edemediler. Onların çalıştığı komisyonda, raporunda dikkate almadınız. Tam tersine kısırlaştırma ve aşılamayı kanunun maddesinden çıkardınız. Bu işi kontrol altına alması gereken Tarım Bakanı'nı komisyonun başkanı yaptınız. O eski Tarım Bakanı muhalefet milletvekillerinin sözlerini kısıtladı. Yıllardır sorunu gündeme getiren insanları komisyona almadınız. Ailesi hayvan besledi diye katledilenleri komisyona almadınız. Kapının önünde bekledi bu insanların aileleri. Bilim insanlarının sözlerine müdahale ettiniz. Onlar yine verilerle konuştu. Siz konuşamadınız. Bu ülkede sahipsiz hayvan sayısı kaçtır? Söyleyemediniz. Bu rapordan neden ve hangi akılla vazgeçildi? Söyleyemediniz. Neden kuduz sayısını arttıracak bir iş yapıyorsunuz? Cevap veremediniz. Neden saldırgan hayvan sayısını arttıracak bir iş yapıyorsunuz?
hiçbir açıklama yapamadınız. Ve hiçbir sorunu çözmeyecek bu katliamı neden önümüze getirdiniz? Hiçbir cevap veremediniz. Sadece son günlerde bile büyük bir dezenformasyon kampanyasına milyonlarca lira harcadınız. CHP'liler çocuklar okula yaya mı gidiyormuş demiş diye bir düpedüz yalan ortaya attınız. Milletvekillerimize hakaret ettiniz, ettirdiniz. Size bağıran bir milletvekili acılı bir anneye bağırmış gibi yine düpedüz yalanlar ürettiniz. Bu yalanları söylerken hiç utanmadınız. Bu yalanları söylerken dışarıdaki katliam hazırlıkçılarından hiç rahatsız olmadınız. Komisyona gelirken Türkiye Belediyeler Birliği'ne de Cumhuriyet Halk Partili bir tane belediyeye de bir soru sorma zahmetine girişmediniz. Komisyona bir belediye başkanının selamıyla geldiniz, selamını getirdiniz. O da üyeleri belediye barınağına davet eden Düzce Belediye Başkanı'ydı. Ama o Düzce Belediye Başkanı'nız komisyon çalışmalarını bitirince ne söyledi? Aynen şunları söyledi sizin belediye başkanınız. Milyonlarca hayvanı barınaklara sığdıramazsın. Mevcut yasa çözüm için yeterli, uygulama üzerinde yoğunlaşılmalı. Kimseye zararı olmayan sevimli bir hayvanı neden barınakta tutalım? Bunun bir mantığı var mı dedi. Sizin bu komisyona katkı vermiş olan tek belediye başkanınızın sözleri bunlar. Sizlerin yapmak istediği belli. 31 Mart'ta alamadığınız belediyelerden intikam alalım istiyorsunuz. İnsanımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki müzakerelere, tartışma ortamına olan inancının son damlasını da kurutalım istiyorsunuz. Kısırlaştırma ve aşılama gibi doğru yöntemlere başvuran veterinerleri bile hapse atalım istiyorsunuz. Öyle bir kanun yapmışsınız ki şunu da gösteriyorsunuz. Bugün sizinle olan, bugün buralarda el kaldıranlar, yarın sizin için en kötü, en büyük hainliklerin ortağı olurlar. Bir müzakere, bir teknik itiraz, bir yürürlük sorunu, bir uygulanamazlık problemi sizin için yoktur. Yarın tekrar aday göstermezsiniz, yolunuza devam edersiniz. En azından sizler böyle düşünüyorsunuz. Mesele canlar değil, mesele insan değil, mesele çocuk da değil sizin için. Mesele ne biliyor musunuz? İntikam. Halktan intikam almak istiyorsunuz. Ve son sözüm, İstanbul'da seçim sonuçlarına saygı duymadığınızı, nasıl seçimi iptal ettirdiğinizi, belediye başkanımızı nasıl yargıladığınızı gördük. Kayyum siyasetinizi, halkın tercihine karşı nasıl yerel yönetimleri gasp ettiğinizi, nasıl halk için harcanması gereken bütçeleri o makam odalarınıza harcadığınızı, o belediyeleri nasıl borçlandırdığınızı gördük. Borca batmış belediyeleri devraldığımızda halkın kent lokantasına bile nasıl çökmeye çalıştığınızı gördük. Halkın gündeminden ne kadar uzaklaştığınızı, bir emekliye insanca yaşamı çok gördüğünüzü, bir de üstüne suçu muhalefete attığınızı, TÜİK'i nasıl halkı yoksullaştırma kurumu olarak kullandığınızı hepimiz gördük. Ama cevabını sizler de 31 Mart'ta gördünüz. Belediyelerimizi istediğiniz kadar engellemeye çalışın. Artık yasayı geri çek demenin ve herhangi bir açıklamanın hiçbir şekilde oraya ulaşmadığının da farkındayız. Direneceğiz. İstediğiniz kadar katliam yasası çıkarın. Biz de hiçbir belediyemiz de bu katliama ortak olmayacağız. İnsan için, tüm canlılar için, yoksullukla mücadele için, şiddetin bu topraklarda hüküm sürmemesi için, insan hakları için, hayvan hakları için tüm gücümüzle mecliste ve sokakta yurttaşlarımızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve o kanuna tarih diye koyduğunuz 2028'de bu kanunu değiştirmek, bu soruna gerçek çözümü getirmek de ilk işimiz olacak. Bu tasarı meclise sunulduğundan beri hayvan katliamına hayır diyen milyonlarca hayvan ve doğa dostu halkımızı saygıyla selamlıyorum. Hayvan hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri, barolar günlerdir meclise, bizlere mektuplar yollayarak açık açık şunu ifade ediyor. Yasa tasarısını geri çekin diyor. Bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz ama her zamanki gibi halktan uzak, dediğim dedik tavrınızla kulağınızın üzerine yatıp bugün bu yasayı getirdiniz önümüze. Üzerine konuşacağım 10. madde sözde hayvanlara yönelik
kötü muameleleri önlemek amacıyla getirilen idari para cezaları miktarını artırıyor. Her zamanki AKP zihniyeti tekrardan burada da devrede. Nedir bu zihniyet? Para cezalarını artırıp kendi sorumluluğunda olan bakma ve koruma yükümlülüğünün faturasını başkalarına yüklemek. Para cezasını yükseltmek derde çözüm olsaydı bugüne kadar hiçbir sorun kalmayacaktı. 22 yıldır öğrenemediniz. Biz tekrardan söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, vekiller, ne yaparsanız yapın bu işi bitireceğiz. Katliam yasasını getireceğiz dedikçe değil 60 bin, 600 bin de ceza kesseniz bu sorunu çözemezsiniz. Bunun sebebi sizsiniz, sizin riyakarlığınız ve hamasi söylemleriniz. Hadi diyelim ki görünürde bu cezaların caydırıcı olması diyelim ki bu suçları engelleyecek. Fakat açıklayalım size, bugüne kadar yüzlerce örnek gördük. Sivil toplum örgütleri her yerde söyledi. Mesele cezanın az olması değil. Mesele bununla ilgili gözlem kurullarıyla ilgili yapmadığınız işlemlerdir. Bakın nedir mesele? En basitinden Konya'da başına kürek vurulup katledilen köpekle ilgili herhangi bir yargılama yapılmaması, failin ceza almaması, yine dakikalarca tekmelenerek Erasun'un adlı kedinin katledilmesi ve bunun katleden kişinin de hiçbir ceza almamasıdır. Bununla ilgili olarak eğer sizler farkındalık çalışmaları yapmazsanız, insan ve hayvan çevre ilişkisini ekolojik çevrede, ekolojik anlamda değerlendirmezseniz bu işe bir çözüm bulamazsınız. Bir yandan hayvanları katledecek yasayı geçiriyorsunuz, diğer yandan da para cezasını artırıyorsunuz. Bu parayla ancak ve ancak kendi cebinize kaynak oluşturursunuz. Bu da sizin en iyi bildiğiniz şey zaten. Ama meselenin bu kanun metnindeki en önemli mesele de şu. Bakın şunu diyor. Diyor ki iktidarınız, Ali Cengiz oyunlarıyla zaten her maddenin içerisine bir şey sıkıştırıyorsunuz. Sanıyorsunuz ki fark etmeyeceğiz. Fakat biz fark da ederiz, teşhir de ederiz. Bakın 10. maddede çok önemli bir şeyi içine eklemişsiniz. Nedir o? Diyorsunuz ki belediyeler topladıkları hayvanları barınak dışı bir yere bırakırsa hayvan başına 50 bin idari para cezası ödeyecekmiş. Yahu daha 2019'da bir rapor verildi ve bu raporda sizin vekillerinizin de bununla ilgili bir söylemi var. Diyor ki hayvanlar ömürlerini barınaklarda geçirmemeli, doğal yaşam alanlarında bırakılmalı. Fakat bunu söylemenize rağmen şu an böylesi bir katliam yasasıyla karşımıza geliyorsunuz. Hadi diyelim ki bunu da bir yana bırakalım. 22 yıldır 2024 seçimlerinden bu yana kadar büyükşehir ve ilçe belediyelerini yönetme sayısı en yüksek parti sizken, bu ülkede belediyelerin kısırlaştırma ve aşılama sorumluluğu 20 yıldır kanunla varken siz ne yaptınız diye sorarlar size. Koca bir hiç. 2021'den bu yana bakım evi açmak için belediyelere görev ve sorumluluk verildi. Belediyeler 2023 sonu ve 2025 sonuna kadar bu sürelerin hiçbirinde bir işlem yapmadı. Bakıyoruz bugün 1391 ilçeden 1200'ünde bakım evi yok. Belediyelere ödenek veren siz. Hazine ve Maliye Bakanı siz, Tarım ve Orman Bakanı siz ama ne ilginçtir ki bakım evi açmayan yine siz. Fatma Şahin o dönem Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı'ydı ve 2021'de şöyle bir şey dedi. Tüm belediyelerin barınak açmak için bütçeden destek alacağını açıkladı. Evet, kısmen bazı belediyeler bunu yaptı. Bunlardan biri Van Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi kayyumu. 29 milyon TL bir sahipsiz hayvanları koruma birimi açtı. Fakat bununla ilgili bir işlem yaptı mı? Yapmadı. Ne yaptı bu parayı? İndirgandı. Attı yine cebe. Hayvanlarla ilgili Van'da binlerce görüntü geldi ya. Bunu şu an burada göstermekten bile, açık bakmaktan bile utanıyoruz ya. Hiçbir bakım yapılmadı bu hayvanlara. Hayvanlar sokakta açlıktan can verdi. Ama siz ne yaptınız her zamanki gibi? Bu bütçelerden kendi rantınızı devşirdiniz. Şimdi belediyeleri sayıca, şimdi ise ne yapmaya çalışıyorsunuz? Belediyelerde sayıca üstünlüğü kaybedince belediyeyi sıkıştırmanın yollarını arıyorsunuz. Gelin AKP'li belediyelerden başlayın buna. Atamış olduğunuz o kayyumların yolsuzluklarından başlayın. Bakalım kim ne yapmış? Kaç barına kaçmış? Kaç hayvan aşılamış, yerleştirmiş? Ama yok. Sizin işinize geldiğinde yasayı önümüze koyarsınız. Gelmediğinizde de arkanızda bir yerlere saklayıp durursunuz. Ama unutmayın. Bu halk sizin derdinizin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bizim bu oyunlara, yalanlara karnımız tok. Talimat gelse de, asla taviz yok dense de biz de milyonlarca canı korumak için taviz vermeden muhalefet edeceğimizi, sesimizi, sokakta sesi çıkmayan dostlarımız için yükselteceğimizi beyan ediyorum.
Yaşam hakkı savunucuları, hayvanseverler. Ben sözümü daha çok sizlere söyleyeceğim. Çünkü saraydan talimat almış, aklını ve vicdanını esir etmiş olanlara artık diyecek sözümüz kalmadı. Günlerdir tartışıyoruz, söylüyoruz, anlatıyoruz ancak işin rengi belli oldu. Bir kamuoyu araştırması yapıldı biliyorsunuz. Toplumun %85'i bu kanunun karşısında. Ben o %15'e belki bazı manipülasyonlara gelmişlerdir diye birkaç şey söylemek istiyorum. Bakın, çocukların yaşam hakkını savunuyoruz diyorlar ama MESEM'lerde onlarca çocuk hayatını kaybediyor. Tamamen güvencesiz ortamlarda, hiçbir güvenliğin alınmadığı ortamlarda tamamen iş gücü sömürülen çocuklar bu ülkede katlediliyor. Bu ülkede kadınlar her gün en az 5-6 kadın, bazen 8 kadın katlediliyor erkek şiddeti tarafından. Ve 2023'te en az 403 kadın, AKP'li yıllarda 8000'den fazla kadın katledildi. İşçiler iş cinayetlerinde katlediliyorlar. 2024'ün ilk 6 ayında 878 işçi, AKP'li yıllarda 32 bin işçi hayatını iş cinayetlerinde taammüden öldürülerek kaybettiler. Yani her gün en az 5-6 işçi hayatını kaybediyor. Kadın katillerini, çocuk katillerini, işçi katillerini toplamayanlar, bilerek, isteyerek toplamayanlar, onları ortaya salanlar, tamamen masum olan hayvanları toplamaktan bahsediyorlar. İnsanları yıllarca uyuttular. Yıllarca uyuttular. Ama şu an insanlar açlıktan uyuyamıyorlar. Açlıktan uyuyamayan insanları da mı toplayacaksınız? Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi peki biz böyle gerçekten kafa yormaya çalışıyoruz. Toplumun %85'i bu yasaya karşıyken neden ısrar ediliyor? Neden ısrarla bu yasa geçirilmeye çalışılıyor? Çünkü o kadar alıştılar ki toplumu kutuplaştırmaya, kutuplaştırmalar üzerinden yönetmeye, olmadı katletmeye, katliamcıları kışkırtmaya ve ortalığa salmaya o kadar alıştılar ki bu şekilde yönetebileceklerini ve böyle devam edebileceklerini düşünüyorlar ama çok yanılıyorlar. Bakın ben bir örnek vermek istiyorum. Hani hayvanların canı bizimki kadar, insanlarınki kadar değerli değil ya, öyle görüyorlar ya. O çok kınadığınız, sürekli aslında ticari anlaşma yaptığınız ve Filistin halkını katleden o Siyonist İsrail de Filistinliler için maymunumsu diyor ve onları katlederken bu kavram üzerinden hayvana benzeterek o katliamları meşrulaştırmaya çalışıyor. Aynı zihniyettesiniz. Hiçbir farkınız yok o zihniyetten. Maymunumsu diyerek orada Filistin halkını katletmeye çalışanlarla nasıl benzerlikleriniz var? İşte hayvanları katletme hakkı görenler, onların yaşam hakkını elinden alma hakkı görenler yarın öbür gün kimleri katlederler diye düşünüyoruz. Yaşam hakkımız yok değerli halklarımız. Sadece sokakta yaşayan hayvanların değil, bu ülkede hiç kimsenin yaşam hakkı yok. Eğer bu yasa geçerse, ki büyük olasılıkla işin rengi belli oldu geçecek, uygulanamayacak. Bunu çok açık bir şekilde buradan ifade etmek istiyorum. Bakın belediyeyle şimdi ne yapıyorlar? Gündemde saptırıyorlar yanı sıra bu yasa üzerinden. İnsanların bir öfkesi var. Sürekli öfkeli bir halde. Çünkü geçinemiyor, yaşayamıyor, bir gelecek kaygısı var. Bu öfkeyi farklı noktalara yöneltmeye çalışıyorlar ve gerçekten tamamen masum olan, bilinci olmayan o hayvanlara yöneltiyorlar. Daha bu yasa daha görüşülürken pek çok vaka oldu. Bunlar anlatıldı. Urfa'da sokakta uyuyan bir köpek katledildi. Bursa'da hayvanları besleyen insanlar, kadınlar darp edildi. Bu öfkeyi bu şekilde yönelterek kendinizden uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz ama bu çabalar boşuna, nafile çabalar bunlar. Çünkü vicdanlar ölmedi ama bu iktidarın sonu çoktan geldi. Bu iktidarın sonu çoktan geldiği için sadece uzatmaları oynamak için böyle yasalarla insanların öfkesini... İnsanların öfkesini farklı noktalara yöneltmeye çalışıyorlar. Ben buradan tekrar
bütün canseverlere, yaşam hakkı savunucularına seslenmek istiyorum. Bu yasa geçse de sakın umutsuzluğa kapılmayın. Vicdanınıza ve dayanışmanıza güvenin. Bize güvenin. Biz varız ve yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız. Bir adım geri atmayacağız. Bir tek sokak hayvanının dahi katledilmesine izin vermeyeceğiz. Gerekirse sokak sokak örgütleneceğiz ve bu katliamın önüne geçeceğiz. Sadece adında hayvanları koruma geçen derneklere seslenmek istiyorum. Dijital dünyada algı yönetme çabasında olan sözde hak savunucularına seslenmek istiyorum. Ankara'da 8 yaşındaki Tunahan Yılmaz okula giderken, Muş'ta 55 yaşındaki Sefer Kün sabah namazı kılmak için camiye giderken, Edirne'de 74 yaşındaki Zehra teyzemiz apartmanın bahçesinde otururken, İstanbul'da 25 yaşındaki Hatice Ağır işe giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayanlardan birkaçı. Antalya'da 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ı hatırlayın lütfen. Sokak köpeklerinden kaçmak isterken kamyon çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetmişti. Yine Bitlis Adil Cevaz'da 10 yaşındaki Mustafa Erçetin köpek saldırısı sonrası kuduzdan hastanede acı içinde vefat etti. Bu isimlere yüzlercesi eklenebilir. Buradan bizi dinleyen tüm annelere sesleniyorum. Kendi evladınızın başına böyle bir felaket gelseydi ne yapardık? Bu acıyı yaşayan annelerin sesini duymayacak mıyız? Evladını kaybeden bir annenin yaşadığı acıyı kelimelerle tarif etmek imkansız. Onun yüreğindeki acıyı evladının mezarı başında döktüğü gözyaşlarını düşünün. Hiçbir anne, hiçbir baba bir daha böyle acı yaşamamalı. Bu annelerin gözyaşlarına, yürek parçalayan çığlıklarına kayıtsız kalamayız. Başıboş sokak köpekleri, başta çocuklar, yaşlılar, engelliler ve kadınlar olmak üzere tüm insanlarımızın günlük hayatlarını kısıtlamakta olup acilen çözülmesi gereken sosyal bir sorun haline gelmiştir. Lütfen bırakın artık her şeye muhalif olma çabanızı. Milletimizin bu sorununa duyarsız olmaktan vazgeçin. Bu arada komisyon görüşmelerinde, Gazi Meclisimizde milletvekillerine katil diyen terör örgütü savunucularına sesleniyorum. Bir gün olsun çocuk, çocuk, kadın, yaşlı, asker, polis binlerce canımızı haince katleden terör örgütüne katil diyebildiniz mi? Diyemezsiniz. Çünkü oradan talimat alıyorsunuz. Evet kıymetli milletvekilleri, insan hayatı en değerli varlığımızdır. Şimdi sakin. Şimdi muhalif vicdanlara sesleniyorum. Bitlis'te sokak köpeği ısırması sonrasında kuduz olup acılar içinde vefat eden 10 yaşındaki Mustafa evladımızı getirin gözlerinizin önüne. Tunahan yavrumuzu getirin gözlerinizin önüne. Mustafa, Tunahan sizin evladınız olsaydı sokak köpekleri saldırısında canı yanan siz olsaydınız, o zaman da bu çocuklarımızın annelerinin feryadına bu kadar sığır ve tepkisiz kalabilir miydiniz? Daha bir ay önce seçim bölgem Mersin'de Perihan Çiğdem annemiz kullandığı aracın önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırıp kaza yaptı. Bir araçta bulunan 12 yaşındaki minik Ceylin vefat etti. Biz yasayı hazırlarken toplumun tüm kesimlerini dinledik. Acılarını paylaştık ve herkesin güvenliği için en iyi düzenlemeyi yapmaya çalıştık. Bu düzenlemenin amacı
davasını burada ifade etmek istiyorum. Her bir insan yaratılış itibariyle değerlidir ve bu değer hiçbir şeyle ölçülemez. Bizler insan onurunu ve haysiyetini her şeyin üstünde tutan bir milletiz. Her bir vatandaşımız kimliği, inancı, etnik kökeni ne olursa olsun bu ülkenin eşit ve kıymetli bir ferdidir. İnsanlık bir merhamet ve adalet üzerine inşa edilmiştir. Bizim kültürümüzde ve inancımızda insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı vardır. Bu topraklarda yaşayan her bireyin huzur ve refahı bizim en büyük önceliğimizdir. Hiç kimsenin kendini yalnız, dışlanmış veya değersiz hissetmesine izin vermemeliyiz. Her bir vatandaşımız bizim için bir değer ve zenginliktir. Unutmayalım ki bizler aynı gökyüzü altında aynı umutları paylaşan, aynı geleceği arzulayan bir milletiz. Bizler güçlü, birlikte huzurlu ve birlikte mutlu bir toplum olmak için birbirimize daha sarılmalı, daha çok destek olmalıyız. Her bir insanın onuruna saygı göstermek bizim en temel insani görevimizdir. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Sizin huzurunuz bizim huzurumuzdur. Sizin başarınız bizim başarımızdır. Sizin acınız bizim acımızdır. Hep birlikte daha güzel yarınlara ulaşacağız. Birlikte daha güçlü olacağız demiştir. Bizlerin bu kanunda durduğumuz yer işte tam da burasıdır. Gazi Meclisimizin çatısı altında yemin ettiğimiz metinde bulunan toplumun huzur ve refah kısmını sizlere tekrar hatırlatmak isterim. Bizim amacımız sokaklarda sağlıksız koşullarda yaşayan, çoğu zaman açlık ve soğukla pençeleşen, kazalara neden olup yaralanan hayvanları rehabilite edip sokaklardan kurtarmaktır. Belediyelerin daha fazla sorumluluk almasını sağlayarak yapacakları bakım evlerinin imkan ve kapasitesini arttırmaktır. Sahipsiz sokak hayvanları bu bakım evlerine tutulacak, sahiplenilmeleri için kampanyalar yapılacak, sahiplenilen hayvanlar kısırlaştırılacak, aşılanacak ve çip takılarak sahibine teslim edilecektir. Daha sonra da çok sıkı takip edilerek sokaklara atılmamaları sağlanacaktır. Bu doğrultuda hazırlanan kanun teklifimiz ile sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması sağlanarak İnsan, hayvan ve çevre sağlığı açısından oluşan riskleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Bu yasa toplumumuzun geleceği için büyük bir önem teşkil etmektedir. Kıymetli milletvekilleri, bu kanun tasarısını desteklemek hepimizin insani bir görevidir. Çocuklarımıza daha güvenli ve huzurlu bir Türkiye bırakmak için bu adımları atmalıyız. Bu vesileyle evladını kaybeden tüm annelerimize sabır ve metanet diliyorum. Yeni mahralar, yeni tunağanlar olmasın. Türkiye yüzyılında Kuduz'dan vefat eden yeni Mustafa'lar olmasın diye gelin hep birlikte bu sorunu çözelim. Hep birlikte yasaya evet. Şimdi Grup Başkan Vekili Sayın Koçyiğit, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet, burada hamaset dolu bir konuşma dinledik. Biz kürsüden çokça ifade ettik. Bütün muhalefet milletvekilleri, grubumuzda olan milletvekili arkadaşlarımız, hem işçi katliamlarında yani iş cinayetlerinde yaşamını yitiren çocukların bilançosunu sundular. Son yıllarda istismara uğrayan çocukların sayısını sundular. Bu ülkede yaşayan, katledilen çocukların tek tek hikayelerini anlattılar. Ama onların hiçbirini söylemeyip gelip burada bir hayvan katliam yasasını çocukları üzerinden anlatmak, çocukları bu katliam yasasına paravan yapmak, acıları istismar etmek asla ama asla kabul edilemez. Evet, köpek, sokakta yaşayan köpeklerin çocuklara saldırdığı doğrudur. Ama bunun sorumlusu köpekler değildir. Bunun sorumlusu önlem almayan iktidardır. Bunun sorumlusu yasayı uygulamayan iktidardır. O nedenle
Buyurun, buyurun tamamlayın. Gelip burada insanların acısının üzerinde tepinerek, insanların acısını istismar ederek, hele hele de hiç önemsemedikleri, asla dönüp bakmadıkları çocukları istismar ederek bir katliam yasasını bize anlatmasınlar. Buyursunlar, yasayı uygulasınlar, çocuklar güvenle sokaklarda gezsin. Teşekkür ederim. Siyasi parti grupları adına yapılan...